Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz ne olacaktı? Neyse, dün akşam saatlerinde biz genelde iş yerini 7-7.30 gibi kapatıyoruz. Dün kapattığımız saat ise 7. Sahibi ben kapattığım için başka yere götürmüş. Sonra 5 kilometre sonra motor stop etmiş. Buradan oraya 5 kilometre değil mi? El etmedi kadar. 5 kilometre sonra stop etmiş. Bunun içine baktıklarında yağ kalmamış. Bakın. Yağ yok. İşte. Ondan sonra baktığımız zaman bu çamurluk hep yağ olmuş. Bu çamur akşam olduğu için görememiş galiba yağları. Bakın. Buraya dağıtmış buraya. Şuralar yağ olmuş. Buraya yağ olmuş. Bakın. Yağları. Çamurluk yağ olmuş. Buraya kadar yağ atmış. Bunun sebebi illa yağ filtre ya da yağ çubuğu açık kalmış olabilir. Bu şekilde açık kaldığı için de yağ atmış olabilir. Ben buna şimdi yağı dolduracağım ama bu filtreden de kaçmış olabilir. O yüzden yağ filtresini değiştirip yağını ekleyeceğim. İnşallah motor sarması falan olmamıştır. Şu anda motorda sıkışma bir şey yok. Normal dönüyor. Ne gördük? Evet, lastiği dışarı doğru patlamış. Galiba aşırı sıkılmış bu. Bakın görüyorsunuz. U şeklini almış. Burası dışarıya çıkmış. Filtre neden patladı onu da bilmiyorum. Genelde filtre lastiğinin dışarı çıkmaması lazım. Ya fazla sıkıldı. Fazla sıkılmış olabilir. Belki artık yeni filtre deneyeceğiz. İnşallah yatak sarması falan olmamıştır. Flaş yatağı sarıp döndüyse bu filtre de patlayacaktır. Elle sıkıldığı yetiyor. Anahtarla sıkarsanız lastiği patlar. Bu yüzden elle sıkın yeterli. Neyle kapatacağım ben bunu? Çubuktan olsa bu oraya kadar atar. Bu bir anda boşaldı. Diğer yandan şurada pat pat çekme geldi. Sebebi ise rampa yukarı tak tak etmiş. Uğraşmadı, çekme getirdi. İyi adam. Bu da çekme getirdi. Akşamına yine yağ kaçırma yapsaydı, göremeseydi bu sefer motoru hepten alt üst edecekti. Allah'tan hesap ettiler. Yağsız çalışsaydı. Sahibi telefonla aradı. Bekle böyle olur. Motor stop et dedi. Ben de krank sarmıştır dedim yağ bittiyse. Onları da çalıştırıp deneyin demedim. Zaten filtre lastiği atmış dışarıya doğru. Deneseler ne olacaktı? Arada da yağ çubuğu değilmiş, yağ filtre lastiği patlamış. Neden patladı? Gevşek miymiş, sıkı mıymış? Eğer flanş yatağı döndüyse yine bu da patlar. Dönmediyse iyi. Adam şanslı gider. Yalnız motorda hiçbir sorun yokmuş ya değiştirmeye gidince. Yoktu değil mi? Yok yok. Ya gittikten sonra gördüğünüz gibi arkaya kadar yağ atmış. Aşırı sıkmadan dolayı contadan dışarıya patlamış olabilir.
çalıştım. Cikliye çek at. Böyle yapıyor muydu önceden? Yok. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi marşı basınca sıkışıyor motor. Bunun ön tarafını açacağız. Flanş yatağı sıkışmış olabilir. İlk önce çalıştığı zaman ilk önce genelde flanş sarıyor. Flanş sardıktan sonra diğerleri sarmaya başlıyor. Bu sıkışmış, stop etmiş. Ondan sonra marş basmışlar. O da yatak yapışmıştı ya, yatak dışarıdan dönmeye başlamış. Kalmış. Neyse, bunu sökeceğiz. Flanşına bakacağız. Şurada 13 anahtar. Gel gel bak bak. Al. 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 Geri ineyim. Ha. Yukarı kaldır. Şöyle. Geri bir oraya var. Burada bir de varmış ya, o sökülecek sonra. Şu 13 lokmaya tabancaları getir, parçalayalım. Burayı sökeceğiz, volant çıkaracağız, bir tek çıkaracağız, flanşa bakacağız, ne çıkacak? Ne bileyim? Bunun da kenara parçalara kibar olmalıyız, kızıyorlar. 30 lokma. Bir de çektirmeyi de getir. Sıkma yönüne, uzatmayı da. Evet arkadaşlar, eğer çay içiyorsanız artık... Sıkma yönüne, sıkma yönüme. Tamam, şey getir, anahtar vuralım. Bu ağır lokmaya 30 dakika, ağır lokmaya. Tamam, şuraya hızlı. Daha hızlı. Yukarı kaldır az daha. Ha. Ha, oldu. Yeter. Çektirme. Bunu tökmek lazım. İşe engel oluyor yani. Sıkma yönüne. Kutu vardı burada. Ha. Kaldır azıcık, ağır biraz. Evet, burada vida var mı bakalım, burada vida yok. Bu işlemi yapmadan önce akü kutuplarını çıkarın, akü kutubunu. Ondan sonra sökmeye başlayın. Böyle
çıkarıyoruz. Böyle şasi kablosu, bunu da alıyoruz. Ne sonra şu dinamanın kablosu sök, şişe yaparken, çıkarırken zorluk olmasın. İşte sök onu. Anahtarla. Köke takıldı. Tersinde şarjı bittiydi. Mapa oradan bir kırılıyor amına koyayım. Taşa vur demin. Şuram kesti. Bunu koyayım, iyi buraya gelmiş. Abgahıma geldi, sırayı yardı. Var ya, sas teli gibi ayrılıyor. Şey mi? Hep çıkartma, tam çıkaracağı zamana çek. 61'i sırtına vurmuş, aktan yukarı kesti yardı. Bak, kendimi geçtim. Selamünaleyküm eşlerim. Ne olur el ayağı. Yavaşça kenara al, yavaşça. Kibar davran, kaplıyı çıkart aradan. Baştan çıkart alttan, diğeri altta altta. Alttaki bak o yana. Konjektöre mi kısılmış, konjektöre takılı mı yoksa? Hay abla. Sarmıştır iki tane keskiyle tornavida. Ne yapmaksın? Söyle şarkı söyle. Canım sıkıldı burada. İsmet şarkı söyle. Ya. Şarkı söyle, patlat bir tane. Hayır, para vermiyor, para vermiyor. Para var, para var. Sana 5 lira verdim hadi. Tam bu zor dede. Kusur dede, yakam kokur. Dede ağladı, yere bağladı. Eyle zararı. Orada aşağılara bak. Çay var mı? Altını yak da ısınsın abi. Soğumuştur şimdi, nasıl öyle iç. Videoda anlat var. İşte tam da dediğim gibi yağsız çalışınca sıkışmış motor, ondan sonra marşa basıyor, flanşetağı döndürüp pimi kırıyor. Ve bir süre daha da bu şekil gitmiş. Yatağı buna çakmaya deneyeceğiz. Olmazsa flanş komple değişmesi lazım. Bu yatakta diğeri sıkışma var mı bakalım. Kolu, piston kol yatağında ısınma ve de sıkışma hiç olmamış. Sadece bu flanş yatağı sıkışmış. Bu şekilde işi yarıyor işte. Yatağı ısıttığımız zaman çıkmaya başladı. İşte bakalım
krenkler görmüş mü? Buralar silinci olur. Bunun damarlarını kontrol edeceğiz. Buradan hava vurup da hava geliyor mu? Madot geliyor mu? Bakacağız. Ondan sonra flanşı şöyle yeni yatak deneyeceğiz. Buna yeni yatak denerken sıkışması gerekiyor. Buraya ek olarak bunu değiştirip buraya başka bir tane saplamalar takarsan bunun arızasını gidermiş olurdu. Yoksa büyük masraflar çıkacaktır. Şimdiki kontrolümüz ise deliklerinden tıkanma var mı diye, krank damarları tıkanmış mı diye bakacağız. Kapat. Ay, çekiyorum lan. Çek benim. Gördüğünüz gibi damarlarında bir tıkanık yok. Kamerada yazılmış yine. Diğerine de bakalım. Diğeri de aşağı pompadan aşağı giden olacak. Buraya ışık getireyim bir tane. Bunun şurada gördüğünüz gibi tıpa var. O kısımları tıkanabiliyor. Dediğim gibi kameraya dön. Dediğim gibi ilk önce ön flanş yatağı sarar. Ondan sonra ısrar edilirse, yağı biterse piston kol yatağı sarar. O durumda krank değişme ihtimali çok yüksek. Daha yakın dur. Keyifli ışı ışı. Şöyle altına doğru. Böyle. İçeriye tut kamerayı, bakma. İçeriye. Görebiliyor mu? Bu yandan tut, bu yandan. Aşağı dur içeri. Altta altta. Bak daha bak, gözümün idare ta aşağıya bakacağım bak. Gözüm oradan hava geliyor, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi orada da bir tıkanık yok. Artık flanş yatağını tam rektifeye gerek olmadan flanş yatağını değiştirsek yetiyor. Bunu da yapacağız inşallah. İyi seyirler dilerim. Kapat. Evet arkadaşlar, alt kapağı açtık. Bunun üzerine söktük. Kapak işte burada. Kapak. Temizledik. Mümkün olduğunca temiz olması gerekiyor. Tekrardan pompa vs kanalları, damarları tıkamaması gerekiyor. Bundan dolayı üstten flanş sararsa altını mutlaka açıp temizleyiniz. Bakın şuradaki yerleri görüyorsunuz. Sürtüne sürtüne çizmiş. Bakın ha, işte parmağımın olduğu yerleri görüyorsunuz. Buraları flanş yataktan döndüğü için, boşta döndüğü için şurada saplı var, görüyorsunuz. Burayı sıyırmış iyice. Kalan çapakları içine gitmiş. Ondan açtık. Evet arkadaşlar, burayı zıvırdım parayla düzelttik. Dün filtreden hava vermiştik. Bu deliklerden hava geliyor. Yani krankın yatağını yağlamış oluyor. Yağladıktan sonra da artan basınçlı yağı ise buradan beri çıkıyor basınçlı yağ. Şu deliğe geliyor. Buradan da supap aracı dışarıya atıyor basınçlı yağı. Eğer bu yatak böyle dönerse o delik kapanmış oluyor. Böylece pompalanan yağ basıncı dışarı atamayınca filtre patlaması oluyor. Şimdi bunu buraya çakacağız. Bakalım boşluk var mı yok mu, onu göreceğiz. Eğer sağlam olursa bunu flanşı buraya takacağız. Neden mi olmaz, ihtimali neden mi diyoruz? Böyle dönmüyor. Yani bu dönmüştü içerisinde, belki yatağını büyütmüş olabilir. O yüzden kontrol edeceğiz. Alttan beri hava vuracağız. Buradan hava filtresinin oradan hava geliyor mu bakacağız. Tıkanıklık var mı bakacağız. Alttan vurduğumuz zaman buradan gelir. Buradan biri buraya gider, kranka girer. Bir de bunlarda bakın yağmuşuru var. Bakın yağmuşuru takılı hatta. Motor yağlamadığı zaman içeriden yağ lambası yanar.
Adam yağ lambası yandığını gördü mü görmedi mi bilmiyoruz. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyoruz. Ona da bakarız. Öncelikle flanşa yatağı çakıp deneyeceğiz. Çakmayı deneyeceğiz. Bakayım sıkı görünüyor. Belki olur yani deneriz. Kapat. Ne yapıyor? Yap bu işte. Benim şeyim de işe yarıyormuş. Çirko. Evet zor girdi. Yani bu flanşı değiştirmeye gerek yok. Yatağı değişmesi yeterli. Ardından burayı bir takviye yapacağım buna. İşi sağlama alacağız yani. Flanşını çaktık sonunda. Yatağı çakarken deliğin deliğe gelmesi çok önemli. Bakın tam deliğe gelmiş. Bunu yapabilmişiz. Şimdi buraya bunun gibi bir takviye daha yapacağım. Nereye yapayım? Şuraya olur. Belki şuraya. Belki şuraya. Şuraya olsun. Belki de olmaz. Şuraya olsun. Bu kadar yeterli. Buraya bir video bakacağız. Ne oluyor acaba bakalım. Ne kadar geçti acaba? Çok az gitmiş. Kapat. Metal kısmının içeride kalmasını sağladık. Tamamdır. Böylece yatağı tamamlamış olduk. Kalan neydi? Kran keçesini değiştireceğim.
Kapat. Evet. Şık hani. 40, 60, 10 keçe takıyoruz. Kıran keçesinin parası 40, 60, 10. Turanlar oluyor. Genelde keçe kaç numara? Yıl öncesine kadar bu motoru ben sıfırlamıştım. Krankmini değiştirmiştim. Yatak sarmıştı. Bu sefer ise yağını ben olmadığım için başka yere yağını yaptı, değiştirmiş. Maalesef ki filtrenin contası açılıp yağı dışarı boşaltmış. Yağ lambası yandı mı yanmadı mı bilmiyoruz. O uyarıyı da görmeyince buradan 5 km yukarıda motor sarmış. Sıkışınca da marş basmış. Burayı bu pimi aşınca da yatak dönmüş. Ama çalışmamış. Fazla uğraşsaydı çalışabilirdi. Bu yatak dışarıdan döner, filtre patlaması olurdu. Ama çalıştırsaydı zaten filtrenin kaçırdığını da görmüş olacaktı. Bu flanş contayı da Bali kullanmıştım. Bundan kullanmıştım. Gayet güzel tutmuş. Hiçbir sızdırma da yapmamış. Şimdi bunun şey getir, kova getir buraya. Bunun buradan beri hava tutacağım. Buradan geliyorum diye bakacağız. Alttaki filtreden, alttan gözden. Çok şey de bu. Az geliyormuş. Pompanın arası da boşluk az olduğu için hava az gelir genelde. Pompayı sökersen belli olur. Ama önce yağ fitliği takmıştık ya, sardığı zaman merç basınca fitliğin içine yağ gelmişti. Yağlaması daha iyi, güzel. Şimdi diğer delikten deneyelim. Bakın hava geliyor, görüyor musun? Hadi iki taraftan daha atıyor. Bakın. Diğerinden daha atıyor. Thank you.
kamerayı kilden ettim. Kamerayı kilden. Yardanlığı götür at. Yapın. Kamerayı ne oldu ya lan? Dümbü. Oldu ya. Baksana. Bu da Celal abi. İnşaat müteahhidi. Yani. Çekiyor mu? Evler yapıyor. Müteahhitlik yapıyor. Aleykümselam. Lan ne adamdı ya. Bak. Müzik çalıyordum. Şimdi Galata bakalım Galata. Işık tut. Allah bu lastiğine bu yandan dur dur bu yandan bu yandan. Tamamdır. Buradan buradan. Delik yuvarı. Koş koş. Ha. Dönür gibi. Elbi yağ koymuştum oraya. Elbi yağ yiyip dışarı attı. Kanallarını da kontrol ettik. Yağ pompaya kadar. Şimdi yağ pompayı yağ filtreyi takmadan önce pompadan gelen kanala biraz yağ pompalayacağız yağdanlığıyla. Eğer yağ pompalamazsan hava oluşur. Hava vurdum zaten. Hava oluşmuştu şimdi. O da yağlamayı yapmaz. Şimdi de motor toplayacağız. Bu yağı tahliye süpabı. Basın fazla arttığı zaman yağı buradan dışarıya atıyor. Pompa böylece sıkışmıyor. Yatak döndüğü anda bu devreye dışı kalır ve filtreyi patlatır. Böyle filtre patlamalarına çokça rastlayanlar olmuştur. Bu da demek oluyor ki ön flanş krank yatağı sermiş oluyor biliyor. Bu yatak kranka yapışmış demek oluyor. Motoru hemen bitirmeliyiz bugün. Tabii pat pat alanlar yağ kontağı açtığı zaman yağ lambası mutlaka yanmalı. Kapattığı zaman da yağ lambası kapanmalıdır. Saçı alacağız. Bunu da temizleyelim. Kova nerede? Thank you.
dün depo, mazot deposuna kaynak yapıyordum. Bunu duyarlı arkadaşlar mazot su koymadan vs kaynak yapma demişler. Tabii suya sokmuştum onu. Bunu belirtmeyi unutmuşum. Hem kapakları açık olacak hem de içine su doldurun. Ha, özellikle keserken falan bu ısı depo, kaynak yaptığınız ısı depo ısınır. O mazot da buharlaşır, gaz haline geldiği zaman güm, o zaman da ölmeye sebebiyet verir. Bu yüzden dikkatli olunuz, bilmeden kaynak yapmayın. Zaten patlama videoları vs görebilirsiniz, bu yüzden çok dikkatli olun. Uyaran arkadaşlar da bu konuda lütfen yanlış anlama diyorlar. Yanlış anlamadım tabi, teşekkür ederim hatta uyardıkları için. Zaten ben hata yapmış oluyordum. Adamlara hatamı söylediler. Bu da güzel bir şey. Bunun alt kapağını açınca kapağın içinde pek bir pislik dolmadı ama tam kapağının önüne dolmuştu. Buralarda bir de yine de flaş kapağını açıp bakmayı denedik. Tabancayla sıktığınız zaman tam sıkmayın, normalde tıklettiği zaman bırakın, ondan sonra kontrol ediniz. Kapatın. Evet. Kaçta sıkmışım? 25 nm. DBP KG ise 3 KG yakın, 25 nm yapmışız. Yani bunları sürekli torkla sıkmak için bunların değerlerini, orijinal değerlerini bilmek lazım. Orijinal değerlerini şu anda bakın torkla sıktım. Her zaman yaptığım ayarı gelmiş, 25 nm iyiymiş demek ki sıkma şekli. Bir de baliyi deledim ya, 25 nm iyi mi diye kontrol ediyorum. Tabi tork önemi gördüm, hepsini eşit sıkmış, 25 nm ile çıktım. Bunda meslek okullarında bu tork kolu vidalar alüminyuma, metala işlemesi var. Metaller alüminyumlarda çok sıkarsanız alüminyumu çabuk yalanmaya ediyor, dişi bozuyor. Bu yüzden her metalin veya alüminyumun maddenin bir sıkma değeri vardır. Bunların değerleri öğrenilmeli, eğitilmeli. Ben bunu 25 nm bilmiyordum ama önce el bilek gücüyle kontrol ettim. Ondan sonra o ayarın bir diğerinde nm ile sıktım, 25 nm. Diğerini buna zaten birini elle sıkınca nm kontrol ettim. Sıkma yapma, diğerini sıktım, çıktı etti. Ondan sonra el kontrolü yaptım. Baktım iyi sıkmış, bir şey yok. Bu şekilde nm'lere ulaşabilirsiniz. Yalnız diğerlerinde yavaş yavaş bunları anlatacağız inşallah. Tabi eski ustaların bilek gücü tork kolu gibidir. Böyle tork kolu gibidir. Yeni ustalarda, yeni nesillerde bunu ileride hiçbir zaman göremeyeceğiz. Yeni nesiller tork koluna geçiş yapacaklar. Zaten bu şekil daha önemli, daha kolay olur. Ama bilek gücüyle torku ayarlamak daha zordur. Bunu bilmek daha zordur. Bunun
Yani eskilerde eski ustaların hepsinin bilekliğinde tor kolu vardır. Yeni ustalarda bunu maalesef göremeyeceğiz. İyi şanslar dilerim yeni ustalara. Olur mu lan? Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Volantı getireceksin, volantı. Get bakayım. O ne lan? Bakın kontrol ediyorum. Gayet iyi sıkmış maşallah. Neyse ki korkuda öğrenmiş oldum. Elemanlar söküz anlatırken ayarlarım tık tık sıkarlar. Böylece endişe duymayız. Çekil. Kamasını taktık. Şu tarafına pek göstermiyorum. Şimdi bu volantı takacağız. Burada mıknatıs var. Elektriği üretiyor. Mıknatıs da mayla. Bobinini görüyorsun. Bakır sargırı. İşte şarjı bu sistem yapıyor. Şarj sıkıntısı da pek olmuyor. Güzel motor. Otur numarada. Çıraklar genelde usta bir şey istemeden malzemeyi hazır bulundurması gerekiyor. Yani yanlarda falan tahmin etmesi gerekiyor. Tersine doğru çeviriyoruz. Bu kadar sıkmak yeterli. Krankı da taktık sonunda. Şimdi volant kasnağını takacağım. Millet bu hareketimin CDN Burak taklidi sandığını sanıyorlar. Aslında benim daha komik yönlerim var ama bunları kameraya almıyorum. Alıyor muyum? Ara ha. Onu da siz çaktırmadan yakalıyorsunuz öyle atıyorsunuz. Ben silin diyorum silmiyorsunuz. İyi kalsın diyorsun. Ben de iyi o zaman kalsın diyorum. Ver bakayım. Şimdi kapağını takacağım. Kaburtasını da takmış oluyoruz. Tamam. Vidalanan. Yuvataları. Takın. Kapatıyorum. Bakayım şimdi efendim. Bunu hazırlayayım. Niye çalışıyor? Basit yapmıyor. Ya. Açın.
Lüvet abi. Yapın. Yeter. Evet arkadaşlar, kablolarına falan bağladık. Şey böyle 13 13. Buradaki bir domino kalmış bunu. Fişlerini de taktık. Şasi kabloyu da ekledik. 10 anahtar. Bizim marş basacağız kısaca, şu anda değil. Aküyü taktıktan sonra buradan yağ gelecek. Ya hemen marş saldıracağım. Pompanın çalışıp çalışmadığını bizlerle beraber görmüş olacaksınız. Daha sonra muşurunu da kontrol edeceğiz. Yağdan da git ya. Şu anda kıran kayağı gidiyor. Rahatça gidebiliyor tabi. Şimdi sıkıştı. Şuraya da biraz ekleyeyim. Pompadan gelen. Bakalım marş yapıp göreceğiz ne oluyor. Yani stop kapalı konumda olacak. Çalışmayacak. Sonra yağ geldiği zaman yağ filtresini takacağız. Öyle mi? Dene. Stopa değme sakın. Bas. Tamam tamam. Gördüğünüz gibi pompanın nasıl pompaladığını gördünüz. Şimdi çalıştırabilirsin.
Bakın şuradan gelen kırmızı renk fişi hiç takmamışlar. Bu bir de kontaktan gelen artı olacak. Kontaktan artı ışığa gelecek. Işıktan şasi ise şuradan beri gelecek. Eksi arambası için kontaktan artı kablo bulacağız. Yanıyor bak. Bunda var mı? Bunda yok. Bununla kırmızı galiba. Kırmızı. Kontağı açıp kontağı kapatıp bakalım. Tamam, kontağı açınca yanıyor, kapatınca kararlıyor. Bir fiş buna takıp, bir fiş de bunda var zaten, deneyeceğiz. Çok büyük olmuş. İşte burada. Makaronu kısa kesmişiz. Neyse, bir daha vurun keseriz. Kontaktan gelen artı kablo, diğer kırmızı. Muşurdan baktığımız zaman kırmızı renk, inşallah muşurundur bu. Tamam. Neyse, bir makaron daha nerede? Parça diğeri. Bunu bitirince ne yapacaktık? He? Çay mı? Hazır mı ya? Gittiğim zaman bir defa çay hazır demiştin. Gittim, demliğin altında su kalmamıştı. Buhar olmuş gitmiş. Şimdi marşı basıp bakalım. Bir de boş mu? Su bayağı. Akü bitti. Akü takviye edin. Tekrar deneyelim. Akü zayıfmış zaten. Şimdi bakın. Biraz bekleyince lamba yanarsa yağ lambası. Yani motor durduktan sonra yağ lambası hemen yanmıyor. Çünkü basınç gittiği zaman şuradaki şasiye değen parça açılıyor arası. Lamba yanmaya başlıyor. Birazdan yanar. Yanmasını bekliyor şu anda. Kontak daha açık duruyor. Şunlar bağla gele buraya. İlk maaşta çalışacaktı ama eleman şey yapmayı, stopu açmayı unutmamış. Aa, yandı. Yanıp kararlıyor. Bir şey mi yapıyordu orada? Aa, yanıyor bakın. Ampul sallanıyor mu acaba? Sallanıyor. Bir şey var ampulde de. Ya dur, ampul kararlıyor bu ampul. Yerine oturmamış mı? Takıl ama. Marş basıyoruz. Ampul lamba kararlı. Şimdi lambanın yanmasını bekleyeceğim. Yanıyorsa tamamdır. İşlemi tamamlamış olacağız. Pat pat da. Şey varmış ama yağmur varmış ama kablosu da varmış, lambasını takmamışlar, kabloyu arkaya bantlamışlar maalesef ki. İşte yağ lambasını da yerleştirdik, tamam, zaten yeri varmış. Yağ lambası bundan da çok önemli değil mi? Hadi bakalım, lambanın yanmasını bekliyoruz. Kısa bir süre sonra yanacaktır. Yok, basınç var. Basınç yayı gittiği için şasiye değiyor. Şasiden kurtulduğu zaman lamba yanacak. Yani şasiye değen yayı çalıştığı zaman geriyor, şasiden ayrıyor. İşte bedince basınç azaladaladalada değiyor, lamba yanıyor. Şu anda yanmadı ama bekliyor. Muhtem yanacaklar. Yanmadı.
2-3. Ah bakın, ben bayanmaya başladı. Tekrardan çalıştırmaya deneyelim ama aküde şarj yoktu, belki de bir deneyelim işte. Adam babara. Her neyse. Bundan sonraki videolarda inşallah görüşmek dileğiyle. Bakın böyle detaylar verdim. Bayağı uğraştık. Bakın bunda streç filmle sarmışık. Epey kara oluyor. Bayağı uğraşıyor yani. Bundan sonra videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şunu da çek bakayım. Kendini de çek.